Merhabalar, ben Rukset Aktar. Yeditepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda ve TÜBİTAK Merkezi'nde görev yapıyorum. Bugün sizinle PRP hakkında konuşmak istiyorum. PRP son zamanlarda çok gündemde olan bir yöntem. Birçok alanda kullanılıyor. Plastik cerrahlar, ortopedi doktorları veya travmaya bağlı doku rejenerasyon için kullanılmakta. Kadın doğumda da biz kullanmaya başladık. İki alanda kullanıyoruz. Endometrial PRP, yani rahim içine verebiliyoruz PRP ya da ovaryen PRP şeklinde kullanabiliriz. Yani yumurtalıklara verebiliyoruz. PRP'de rahim içine vermeniz, rahim içindeki dokulara uyarak rahim içinin kalınlaşmasını sağlamak ve embriyo transferi hazır hale getirmek amacıyla yapıyoruz bunu. Ovaryen PRP ise yumurtalıkları canlandırma işlemi adı veriyoruz bu yönteme. Yumurtalıkları canlandırmak, yumurtası olmayan kişiler yumurta sayısını arttırmak, daha canlı, daha kaliteli yumurta elde etmek amacıyla yapıyoruz. Böylece IVF başarımızı, yani tüpürek başarısını arttırmış oluyoruz. Ama bu yöntemle spontan gebelik oranlarını da arttırmak söz konusu. PRP sonrasında spontan gebelik olma şansı da oldukça yüksek merkezimizde. Ama tabii bu kişiden kişiye değişiyor, yaşa göre değişiyor. PRP'nin kişilerin verdiği yanıt tamamen farklı olabiliyor. Hiç cevap veremediği gibi birinci ayda hemen cevap verebiliyor veya 15 gün içinde hemen cevap verebiliyor veya 2-3 ay içinde ancak cevap vermeye başlıyor. Bazen daha uzun süresinde cevap verebiliyor. PRP'nin etkisinin 12 ay sürdüğü söyleniyor ama genelde biz 3-4 ay sonra PRP'yi tekrarlamayı tercih ediyoruz. 6 ay içinde en fazla 3 defa diğer branşlarda PRP yapılabiliyor. Biz de 6 ay içinde 2 defa veya 3 defa PRP yapmayı deneyebiliyoruz. Hastanın verdiği yumurtalık cevabına göre kaç defa PRP yapacağımıza karar veriyoruz. PRP'nin yumurta sayısı az olan, erken menopoza girme riski olan ya da erken menopoza girmiş hastalarda kullandığımız bir yöntem yine. Ya da IVF başarısını arttırmak için, yumurta sayısı az olduğu için daha fazla yumurta elde etmek için kullandığımız bir yöntem. Bizim merkezimizde oldukça başarılı olarak kullandığımız bir yöntem. Spontan gebelik oranlarımız da oldukça iyi diğer merkezlerle kıyaslandığımızda. PRP kullanan birkaç merkezden biriyiz biz de. Size sağlıklı günler diyorum. Çok teşekkür ediyorum.